Bu 1/40'ta 1'e kadar performansı artırdığı için de Jason tercih ediliyor diyebilirim. Bir de üstüne sıkıştırma vesaire yapıldığında Jason'da neredeyse bir 40'ta 1'e kadar da oradan geliyor. Çok daha yüksek performanslı oluyor metinsel verilerde. Deniz'in soruya geçmeden önce bu XML tarafında hani JSON'ı daha modern altyapılarda kullanacaksınız. Kullanmanız gerekecek. Ama sektörde iş yaparken temel bir gerçek var. Sadece modern altyapılarla uğraşmazsınız. Entegre olmanız gereken bir sistem vardır. Bu devlet altyapısı olabilir, bankacılık olabilir. Yıllardır sektörde kullanılan bir yazılım olabilir. Fark etmiyor. Ya da global bir servis olabilir. Bunlar uzun yıllardır hizmet verdiği için binlerce, belki yüzlerce, binlerce servis client'ı bulunduğu için bu client'lara yıllardır XML ile servis veriyorlar. JSON'a geçirmek pek kolay olmuyor. Hani versiyon 2 gibi bir şekilde JSON APIs'i geliştiriyorlar. Ama yıllarca XML'de çalışanlar da kolay kolay geçmiyor. Zaten yapacağı entegrasyonları falan yapmış. O yüzden de geçmiyor. Sizin de böyle sistemlerde XML kullanmanız gerekecek. Hocam dersin girişinde bir önceki dersin ödevinin üzerinde, daha doğrusu çözümünün üstünden geçebilir miyiz? Araştırdık, bir şeyler öğrendik ama yapamadık sonucunda. Olabilirdi ama yapamayacağız. Sebebi de yani 2 saatlik, 3 saatlik eğitimin yarım saati de, belki daha fazlası, muhtemelen daha fazlası da o ödevi incelemekle geçer. Ödevi yapmakla. O yüzden yapamıyoruz. Ne zaman XML ve JSON kapsayacak proje yapmaya başlayacağız? Yani hangi kısımdan sonra? Bu web tarafında JSON kullanacağız çoğunlukla ama XML'i de aralarda kullanacağız. Biz şimdilik web odaklı olduğumuz için web uygulamaları tarafında kullanacağız. Office hour ne demek? Kürşat. Turkish please. What do you mean by that? Python'da mı 700 saat istiyorsunuz? Front'ta zaten var. Soru sorma. Örnek yapma workshop'a giriyor sanırım. Daha doğrusu. Ama Q&A gibi bir şey yapılabilir. Soru cevap. Burada da teknik konularda işlenebilir ama bence tekniklik bir durum değil Q&A tarafı. Yani oturup kod yazmak workshop olayına giriyor. Orada da birkaç saatlik bir ek ders gibi bir çalışma olabilir. Ama Q&A olabilir. Burada da hem teknik olarak olabilir, kariyer planlaması olabilir, sektörel olabilir. Bu tür sorular planlarsınız. Onlara Q&A yapabiliriz. Yani workshop'la Q&A'yı ayıralım. İkisi bir arada olmaz. Bir kişi bir soru sorar. Onunla zaten bütün süre dolabilir yani. O zaman da herkesin katılmasının bir anlamı yok. Hangi konuda sorun yaşıyorsun mesela Semanur? Böyle bir durumda ne gibi bir soru sorman işini görür? Sesli olarak da bağlanabilirsiniz.
hocam mesela en son ödev için hem XML kısmında hem klaslar kısmında bir şeyler yazdım. Aslında yani neyi nasıl yapacağımı az buçuk biliyorum ama entegrasyonunu bir şekilde sağlayamadım. O konuda şöyle mi yapsak? Kendi aranızda bir session çalışması yapıyorsanız, ses geldi. Sema Hanım'ı duydum. Yani kendi aranızda bir workshop gibi bir çalışma yapsanız, bu uygun olur mu? Belli zamanlarda. Birlikte kodlama, herkes düşüncelerini aktarabilir. Bu sayede. Bence olur hocam ya. Hem beyin fırtınası gibi olur. Hepimiz bir fikirlerimizi ortaya atarız, deneriz bir şeyleri. Evet, bir tecrübe aktarımı olur. Bence bu güzel, faydalı da olur sizin için. Hem de birinizin yaptığı hatayı, hani kaybettiği zamanı diğerleri kazanmış olur. Tamam, bunu planlayalım. Deniz'in sorusunu unutmadım. Deniz Sucu. Advanced Python. Onu görselde anlatacağım. Hatta açayım. Yeni gelen arkadaşlar da görmemiş olabilir. Onları da göstermiş olalım. Ekranımı paylaşıyorum. Evet. Şimdi Teams'in şu program Python programlama dili programı içeriği kısmında var bunların hepsi. Tabii şurayı güncellemek gerekiyor. 22 arasına çektik. 3 saate çekmiştik. Seni de düzeltelim. Burası böyle. Şimdi temellere geçtik. Nesne öğrenimi programlama genel hatlarıyla bugün bitiririz. Inheritance yani yarına da kalma ihtimali olabilir. Buraya kadar geçtik varsayalım. Sonrasında ağ programlama falan var ama daha önce söylemiştim ya bunları şu ileri seviyeyle güvenlik bir de ağ programlamayı sonraya attım. Sizin biraz daha Python'a aşina olmanız için. Bunlar ileri seviye. Hepsi farklı konular çünkü. Yani bir FTP protokolünü bilmeden o tarafa geçmeniz ya da IP protokolü, TCP vesaire yabancı gelebilir. Remoting ne? Bunlar zaman alır. O yüzden veri tabanıyla web programlamayı öne çektim. Onlardan sonra ara ara bu başlıkları ağ programlama, ileri seviye Python ve güvenliği işleriz. İleri seviye Python'da yani şu an anlatmam zaman kaybı olur sizin için. Çünkü mantığı kavramanız bile çok zaman alır. Ve acil değil sizin için. Mesela web tarafında kullanacağımız diyelim e-mail var. Bunlar hepsinin projeleri falan hazır zaten. Web tarafında işte FTP kullanmanız lazım. IP nedir? E-mail package ile diyelim. E-mail gönderme vesaire. Bunlar aslında webten sonra olması gereken. Bu listeyi daha tecrübeli yazılımcılar için hazırladım diyebiliriz. Ya da web odaklı olmayan. Ama bizim süreçte web'i öne çektik. Sizi biraz daha hızlı bir şekilde hazırlayabilmek için. Burada da veri tabanıyla olacak. Diğerleri sonra. İlerisi web Python'da multithreading var. Paralel programlama var. Distributed Systems ya da Distributed Computing diyebileceğimiz gibi konular var. Bunlar bayağı ileri. Upper Advanced diyebileceğimiz konular. Yani OOP'den sonra teknik olarak aslında ufakları saymıyorum. Ufak tefek şeyleri. Veri tabanına geçeceğiz. Burada da SQLite, MySQL, PostgreSQL kullanacağız. MongoDB'yi de kullanırız. Bunlar günümüzde en çok kullanılan database'lerden birkaçı. Ücretsiz olanlar. Open source. Çok yaygın. Ve
Web programlama temellerinde mimariden başlayacağız. Web programlamanın mimarisi, mantığını anlamanız için detaylı bir şekilde gireceğiz oraya. Çünkü farklı bir dünya var. Sonra Service Oriented Application Development kısmı var Python'la. Burada da API'ler geliştireceğiz. RESTful API, Microservices ve GraphQL dediğimiz, bunlar epey zaman alacak zaten. Şu database ile birlikte. Database'i zaten web uygulamaları içerisinde sürekli kullanacağımız için burada müthiş zaman harcamamıza gerek olmayacak. Burada temel yapıları göreceğiz. Uygulama yapacağız. Ama web tarafında zaten database odaklı çalışacağız. O yüzden de hani burada geçireceğimiz daha çok uzun zamanı weble birlikte geçireceğiz. Sonrasında da web programlama tarafında Flask var, Django var. Bunların ikisi de farklı. İkisinde de uzman olmanıza gerek yok. İkisinden birinde uzman olabilirsiniz. İkisiyle de API ve web programlama geliştirilebiliyor. İkisi de farklı Python frameworkleri, web frameworkleri diyelim. Bunların ikisinde de API ve web uygulama geliştireceğiz diyebilirim. Diğerleri de bildiğiniz şeyler. Artık vakti gelince konuşuruz zaten onları. Tamam. Soru var mı? Başka? Açıklama gereken? Ya bunları aralara yedireceğiz. Piyasada uygulama geliştireceğiniz şeyler temelde aslında service oriented mimari, yani web odaklı API geliştirme, microservice'ler, RESTful API'ler ve web programlama olacak. Bunlar asıl önemli olan kısım Python'da diyebilirim. Piyasada herhangi bir iş ile alakalı herhangi bir projede bulunduğunuzda bunlardan kullanacaksınız. Bunlar üzerine çalışacaksınız diyebilirim. Ve o zaman let's get started. Şimdi hızlı bir özet geçiyorum klaslarla alakalı. Aralarda soruları sorun bana. Düşünceniz, takıldığınız yer varsa. Öncelikle şöyle bir yapıyı inceledik. Burada bir class oluşturduk Python'da, person adında. Sonrasında da bir class attribute, bir de def ile bir şey tanımladık, init diye. Bu kafanızı karıştırmış genel olarak. Şurayı da tamam. Yine unuttum ben bunu nasıl yaptığımı. Ekranı büyütme işini. Appearance mıydı? Öyle bir şeydi. Evet. Zoom. Evet. Böyle bir şey. Ve burada obje ile, yani object ve object instance olaylarını özellikle söylemiştim. İkisinin birbirinden farkının. Tekrar detaylara girmeyeceğim. Object bir evin teknik çizimi diyelim, değil mi? Object instance neydi? O mimarın çizdiği bir teknik çizimin fiziksel olarak inşa edilmiş haliydi gibi düşünün. Burada örneğini yapmıştık. Bunları size gönderdim. İncelemiş olduğunuzu varsayıyorum. Hatta ekstra bir de video göndermiştim. Onu da incelemiş olduğunuzu varsayıyorum. Ve person adında bir class oluşturduk. Bunun içerisinde herhangi bir şey koymadık. Metotlar vesaire bunlara girmedik. Çok karmaşık yapı olmasın diye burada. Sadece init'i anlattık. Init'in ne olduğunu anlatmak isteyen hızlı bir şekilde. Hemen mikrofonu açabilir. What the hell is that? Aslında init sayesinde biz
oluşturduğumuz bu instance'ın belirli özelliklerini belirliyoruz. Burada mesela self.name eşittir name dedik. Yani bu isim girdisi zorunlu olmuş oldu bizim oluşturduğumuz instance için. Biraz daha detay. Sonrasında da bunları çeşitli hesaplamalarda vesaire kullanacağımız için o şekilde. Mesela oluşturur oluşturmaz insan biri oluşturduk. Bu kişinin adı var ve bir yaşı var. Yıl bilgisi tutuluyor onunla ilgili. Tamam. Başka açıklamak isteyen? Farklı bakış açıları alalım. Bizim yapıcı metodumuzdu. Türkçesi buydu değil mi? Gördüğünüz constructor. Constructor yapıcı metot olarak geçiyordu. Bir de bunun yıkıcı metodu vardı. Destructor. Yapıcı metot diğer dillerde de var. C Sharp, Java vesaire. Hepsinde mantık olarak olması gereken bir şey. Burada da normalde init yazmanıza gerek yoktur. Init function'ını. Bu bir function. Bunu tanımlamanıza gerek yok. Fakat eğer construction işlemine yani nesne örneği oluşturulurken nesnemiz person'dı. Örneği ise P1, P2 gibi şeylerdi. Bunlar oluşturulurken eğer oluşturulma aşamasına müdahale etmek istiyorsanız burada ne yapmamız gerek? Construction işlemine müdahale etmemiz lazım. Oraya araya girmemiz gerekiyor ve derleyiciye ekstra bizim düşüncelerimizi, parametrelerimizi vermemiz lazım. İşte bu işlemi yapmak için de iki tane alt tire ile başlayan ve biten init'i kullanmamız lazım. Init, built-in function, yani sistemde olan Python'la birlikte gelen bir function yeteneği. Bu bize construction işlemine müdahale etme yeteneği kazandırıyor. Yani başka bir başka isimli bir function'la yapamıyoruz bunu. Init'le yapıyoruz. Bunun içerisinde diyorum ki ben name ile year adında iki tane değişken tanımlamak istiyorum. Bu değişkenlerin adı neydi? Bir class içerisinde. Field, değil mi? Alan, Türkçesi. Field'lar tanımlıyoruz. Aslında bunlar değişkenler. Başka ekstra bir durumu yok. Bu değişkenleri field olarak tanımlıyoruz biz. Ve dışarıdan gelen şu iki parametreyi, bu da nereden geliyor? Şu init'i kullandığınızda person'ın nesne örneği üretilirken name ve year'ı göndereceğim demiş oluyorsunuz. Onu da şurada gönderiyorsunuz. Burada tabii şu şekilde kullanmak zorunda değilsiniz. Şöyle gönderilebilir ama daha anlaşılır olması için named parameter ile yaptık bunu. Named parameter. Değil mi? İsimlendirilmiş. Ama sadece string ve integer olarak da gönderebilirdiniz. Peki. Bunu gönderdiğimizde self ne oluyordu burada? Self de nesnenin kendisi burada. Yani nesne örneğinin kendisi oluyordu diyelim. Dışarıdan geleni içerideki nesnelere aktarmak için kullanıyorduk. Burada da aslında diğer dillerde C Sharp Java buna this ile bunu kullanıyoruz. Aynı amaç diyebilirim burada. Self ile this. Ve init ne zaman çağrılırdı? Ne zaman çalışırdı? Daha doğrusu nesne örneği person'ın nesne örneği oluşturulurken. Yani aslında ilk yapılacak olan iş burasıdır. Siz bunun nesne örneğini oluştururken yani P1 anında ya da P2 anında burası oluşturulurken daha şu parametreler dışarıdan içeri aktarılmadan önce constructor çalışır. O yüzden de biz bunu çalıştırırsak önce nesnenin içinde şunlar self name, self year bu değişkenler tanımlanacak. Hafızada yeri açılacak. Sonrasında ekrana print init metodu çalıştı yazacak. Ondan sonra
sizin buradaki parametreler gönderilecek içeriye. İçerisi construction işlemi olmadan içeride bunlar gitmez zaten. Listede bir anlamı yok. İçeride değişken yoksa nasıl göndereceksin, değil mi? O yüzden önce constructor çalışır. Yani önce şu ekrana yazacak, sonra sizin bu işleminiz yapılmış olacak diyelim. Ondan sonra da bu içerideki fieldlara dışarıdan erişebildiğimizi söylemiştik. Year, set ve get yapabiliyoruz. Get veri alma amacıyla kullanılır. Okuma gibi düşünün. Set de insert, update gibi işlemler. Yani dışarıdan içeriye veri aktarma. Buradaki gibi. Yani şu işlem gibi düşünülebilir. Updating aynı. Yani buradaki set işleminin aynısı burada. Şurada da ekstra ne yaptık? Ekrana yazma işlemi yaptık. Bir string formatting işlemi gerçekleştirdik. Sonra P1 ile P2'nin tiplerini aldık. Bunların eşit olup olmadığına baktık. Böyle. Peki, geçtim bunu. Farklı örneklerimiz vardı. Bu daha bence gerçek hayata yönelik bir şey. Burada şöyle bir soru gelmişti. Biz burada herhangi bir parametre göndermeden user'ı çalıştırabilir miyiz diye sorulmuştu. Bunu teknik olarak yapabiliriz. Şuradaki örneği o yüzden yazmıştık. Init self. Self'i her halükarda vermemiz lazım. İçeride first name, last name, username vesaire hepsini belirtip sadece belki default değer ataması yapılabilir idi. Değil mi? Mesela yani. Ama biz burada genellikle eğer constructor'a müdahale ediyorsak genellikle parametreli kullanırız. Bunun sebebi de siz şunu yapmasanız bile zaten derleyici arka planda initialization işlemini otomatik olarak yapıp bu field'ları, yani içeride oluşturacağınız field'ları nesne örneğini oluşturup hafızada yerlerini üretiyor kendisi. Haliyle bu zaten yapılıyorken parametresiz olarak bunu tekrar yapmanın bir anlamı yok. Gerek olmuyor yani genellikle. Ama parametreli olarak yaparsanız bu birçok işinizi görecek. Bir soru daha gelmişti. Parametreli olarak kullanırsak parametresizini yapabilir miyiz burada? Ya da parametresizini kullanabilir miyiz? Düzelteyim ben orayı. O da şöyleydi. Yani şu yöntemi. Diyelim ki şunu tanımladınız. Bunu tanımlamadınız. Böyle bir şey yok. Sadece parametreli versiyon var. O zaman şunu kullanabilir miyiz diye sormuştu bir arkadaş. Bunu soran arkadaş C#'ciydi zaten. Şu an aramızda değil sanırım. Kendi projelerinden dolayı. Ve user'ı bu şekilde kullanabilmiş. Çünkü sebebi şu. Bu sorunun sebebi. C#'tan biliyor mantığını. Ama Python'da da aynı olduğunu söylemiştim. Siz eğer parametreli bir versiyonu oluşturursanız arka planda derleyici sizin işinize burnunu sokmamak için parametreli versiyonunu düzelteyim. Parametresiz versiyonunu oluşturmaz kendisi. Bunun sebebini de açıklamıştık. Hatta bu örneği onun için yapmıştık. Siz eğer şu şekilde yaparsanız, mesela şunu kendiniz tanımladınız diyelim, bu şekilde. Ama derleyici arka planda bunun parametresiz versiyonunu gene yapmaya devam ederse, o zaman sizin iş akışınız bozulur. İş, yani business logic dediğimiz, bunun içerisinde kontrol yapma vesaire gibi akışınız bozulur. Mesela bu örneği vermiştik. Fname. Siz construction içerisinde dışarıdan, bu bir function olduğu için dışarıdan gelen parametreyi bunun içerisinde kontrol ettikten sonra, hatta şöyle diyeyim, hani hop değil de şöyle ekrana yaz, geç bunu,
şurası olsun sadece. Eğer fname, fname'in uzunluğu, karakter uzunluğu sıfıra eşitse yapmasın bu işlemi. Ya da bunun farklı bir versiyonunu yapalım. Orada da diyelim ki yani sadece diyelim ki eşit değilse bunu yap. Neyi yap? Orada da self nokta first name ya da eşit değilse değil, büyükse daha doğru. O zaman bunu ata. Bak böyle bir kontrolü constructor'da yapabilirsiniz. Bu bir business logic uygulaması. Yani iş akışıyla alakalı kurallarınızı koda dökmek diyelim. Ama bunu dikkat ederseniz böyle kurallarınız varsa burada uygularsınız ama eğer bunu boş bir şekilde yaparsanız yani hem bunu hem de derleyicinin size vermiş olacağı şu yöntemi kullanırsanız şuradaki kuralları uygulayamazsınız. Tek bir noktadan uygulama şansınız olmaz bu kuralları. Dikkat ederseniz burada fname sıfırdan büyük değilse first name'e atanmayacak. Değil mi? Belki burada default değer vermiş olacaksınız. Diyelim ki. Diyelim ki unknown. Mesela. Böyle bir şey. Hani şurada değil. Şöyle kalsın bu. Şurada yaptığınızı varsayalım. Self nokta first name. Eğer sıfıra eşitse burada bir değer yoktur. Değil mi? Dışarıdan bir bilgi gelmemiştir. O zaman da first name'e ben unknown'u atamak istemiş olabilirim. Değil mi? Böyle bir şey mümkün. Gibi. Ama bunu siz sadece bu parametreli versiyonunda yapabilirsiniz. Eğer derleyici sizin için bir de bunun haricinde bir de şunu eklerse kullanıcı gelir bunu kullanır. First name'e istediği değeri boş ya da yanlış kontrol dışı, kontrol edemeyeceğiniz değerleri gönderir. Ve bunu engelleyemezsiniz. O yüzden de derleyiciler kendi default oluşturdukları constructor'ları iptal ederler. Eğer siz constructor'ı overload ederseniz, yani buraya müdahale ederseniz. Ama siz isterseniz ekstra farklı farklı versiyonları kullanabilirsiniz. Bunun için de ama her dilde farklı davranışı vardır. Buna constructor overload diyoruz biz. Bununla ilgili linki de yapıştırmıştım buraya. Constructor overload. Bu yani C# Java'da daha kolaydır. Çünkü sizin yerinize bu işlemleri derleyiciye atar dil. Derleyiciye kolay bir şekilde yaptırır. Ama bazı diller buna izin vermez bilinçli olarak. Yani engellemeye çalışır değil. Bunu diğer diller gibi kolaylaştırmaz. Çünkü der ki bunun zaten X yöntemi var. Sen bu istediğin şeyi X tekniğiyle yapabilirsin der. Git onunla yap. Ben senin için bir de constructor overload eklemeyeceğim der. Python bunlardan biri. O teknikleri uygulayabilirsiniz. Ama farklı, kulağı tersten tutarak, farklı teknikleri kullanarak. Go'da da böyledir mesela. Gereksiz özellikleri barındırmamak için. Sonra soru var mı bakıyorum. Yok. Sorusu olan bu arada mikrofonu açıp olaya dalabilir. Çünkü tek ekran kullanıyorum şu an. Her seferinde bakamayabilirim sorulara. Sonrasında bu klasa yetenekler ekleyeceğimizden bahsetmiştik. Bu yetenekleri nasıl yapıyoruz? En temel özelliğimiz function'lar. Me mesela bunlardan biri. Oraya girebilir miyim? Gecikmeli geliyor ekranda. Ondan şey yapmışlar. Mesela yapmışlar birkaç kişi. Anlamadım. Gecikmeli geliyor da ekran. Bir de bir arkadaşın sorusu var. Bak bu mesajlar gelmedi bana. Görünmedi. Baktım ama.
Bayağı soru varmış. Siz coşmuşsunuz burada. Bunlar bana gelmedi. Klasın ana yapısını oluşturur. Nereden başlıyor bu sorular? Güzel, özel bir metot. Kendimiz talimat veriyorduk. Bir esseden klas oluşturmak. Tamam, geçiyorum. Konuştuk bunları. Initialization o. Kullanıcının bilgilerini veri tabanında tutmak için kullanıyorduk. Klasla beraber çalışan ve gerektiğiniz o. Kullanıcının bilgilerini veri tabanında. Deniz, bu init için mi söylediği şey? Evet. Sıfır, otur. Peki. Hocam, class parametresini class içindeki fonksiyonda kullanabilir miyiz? Class parametresini class içindeki fonksiyonda kullanırsın. Dışarıdan gelen herhangi bir şeyi kullanırsın. Yani class'ın içindeki fonksiyon bir parametre gerektirirse ve biz onun göndermek zorunda mıyız, yoksa class'ın parametresini mi kullanırız? Kullanıyor. Eğer kullanırsa hangi fonksiyona gideceğini nasıl belirlersin? Parametreyi istediğin yere gönderirsin içeriden. O scope içerisinde olduğu sürece sorun yok. Ekran gecikmeli. Peki. Yine ekran çok geç. Bu geçti değil mi? Değişti mi? Hocam, bir servis sağlayıcı değişti. Sağlayıcı değiştirirsen tadından yenmeyecek. Hocam sesim geliyor mu? Peki, Ertan. O şeyde class parametresi ile ilgili şeyi sordum. Mesela birden fazla fonksiyon tanımladık bir class'ın içinde ve biz bir tane veya iki tane parametre alıyoruz. İkiden de fazla fonksiyonumuz var. Hangi fonksiyona gideceğini nasıl belirliyoruz? Dışarıdan aldığım parametreyi. Evet, class'ın parametresi var. Class'ın yanına parantez açıp alıyorduk ya. Onu ben fonksiyonun içinde kullanmak istiyorum. Fakat benim aldığım parametreden fazla fonksiyonum var ve ben sadece bir ikisine göndermek istiyorum. Nasıl bunu gönderebilirim? Bu normal parametre kullanımı Gülşah. Bunda ekstra bir şey yok ki. Normal function'da aldığını diğer tarafa göndereceksin. Özel bir durum yok bunda. Nasıl yani hocam, pek şey olmadı da. Bak, sen diyorsun ki ben şunu, şuradan gelen parametreleri içeride kullanacağım bir şeyde mi, yoksa tanımlayacağım bir alanda mı kullanacağım? Yok, definite değil hocam bu. Bu definite'le kullanmayacağım ben. Direkt class user yazıyor ya. Class user'ın içinde o parantez içine yazacağım mesela parametreyi. Object diye bir parametre var. Ben bu parametreyi alttaki fonksiyonda kullanacağım init kullanmadan. Şimdi bununla ilgili daha önce şöyle demiştim. Bak, şu parantezli kullanımla parantezsiz kullanım ikisi de geçerli. Ama versiyona bağlılığı olur sizin için. O yüzden o yöntemi kullanmamanızı öneririm. Yani parantezli değil, parantezsiz de kullanabilirsin. Senin dediğin şey ise buna bağlar seni. O yüzden burada kullanmayın. Init içerisinde bunları halledin. Initialization içerisinde. Çünkü bu versiyonların hepsinde destekleniyor şu kullanım. Tamam. Python'da böyle bir Anladım hocam. sıkıntı var. Yani sıkıntı da şu. 2.7 versiyonu ve öncesiyle 3 versiyonun sonrası, 3 ve sonraki versiyon birbirinden çok farklı. Yani 2.7'den önce, 2.7 ve öncesi, hatta 3 öncesi diyelim biz buna, ki bütün eğitimlerde de böyledir. Yani bir video kurs falan aldığınızda, makale, kitap, buna bakın. 2, 3, düzelteyim. 3 öncesi olan, ki bu release version 2.7 unstable version. Bu versiyondaki uygulamaları zaten kullanmayın. Ya da o kaynaklar eskidir. Onları es geçin diyelim. Çünkü kafanızı karıştırır. Hani siz yeni başlayacağınız için belki tecrübeli birisi oradan başka bir şeyler öğrenebilir. Ama profesyonel uygulamalarda 2.7 ve önceki versiyonlar desteklenmiyor. Dil içerisinde de çok fazla değişiklik yapıldı. Python'ın standart library'si içerisinde de 2.7 ve öncesiyle sonrası, 3 sonrası arasında çok ciddi farklar var. O yüzden 3 öncesini kullanmayın burada diyeyim. Az önce bahsettiğim özellikler de böyle. Yani bir kodda görürsün onu,
kullanabiliyorum dersin ama kullanmanın doğru olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Standart bir function tanımladık. Def, me, self ve şurada bir string formatting işlemi yaptık. Register, self, print. Bunlar basit işlemlerdi. Daha önce yaptık defalarca. Şurada bir işlem yaptık. Definition login. Burada dışarıdan bir parametre almadım şunlarda. Neden böyle bir şey yapmama gerek kalmadı? Size soruyorum. Init'te hallettik onu hocam zaten. Initialize'da. Yani ne demek oluyor? Biraz daha açıklarsan. Constructor'da hallettik onu yani. Nasıl hallettik? Atadık ya şeyi. Mesela gelen parametreyi direkt fonksiyonun içerisindeki değişkene atadık. Dolayısıyla fonksiyonun içerisindeki kullandığım her değişken dışarıdan gelen değişken olmuş oluyor aslında. Yani şunu mu diyorsun? Init içerisindeki self.firstname şunlar. Evet. Bunlar sınıfın kendisine aittir diyorsun. Yani evet. Nesnenin erişilebilir birer field diyorsun. Evet. Dışarıdan gelen parametreleri de bunları atadığımız için değerleri şunlar üzerinden biz içeride kullanabiliriz mi diyorsun diğer functionlarda? Tabii ki. Tamam, doğru. O yüzden bunu yaptığımız için de şurada me, register, login bunların hiçbirisinde artık parametre göndermemize gerek yok bunları. Zaten self dediğiniz için me nasıl self yani user'ın kendisine ait bir nesne ise burada. Init de aynı şekilde öyle. Şuradaki field'lar da öyle. Siz constructor'a işte bu yükü attığınız için yani nesneyi oluşturma ve onlara ilklendirme işlemi, initialization işlemini bu şekilde başlattığınız için buradaki değerlere siz sınıfın içindeki diğer function'lardan da function'lar içerisinden de erişebiliyorsunuz. Self.username demen yeterli. Çünkü nesne örneği oluşturulurken o veriler geldi zaten nesnenin örneğine. Bu nedenle de login'e geldim. Dedim ki şurada bir örnek verdim işte. Database tarafında şöyle bir SQL var. Bunun karşılığı gibi düşünün buradaki işlemi. Result false diye bir şey tanımladım. Şurada. Çünkü bunu kullanacağım ben. Dedim ki if self.email eşit eşit bu ise bu da veri tabanından geliyormuş gibi düşündük. Yani gerçekten benim kaydım yapılmış gibi ve self.password eşit eşit şu şifre. Sonrasında dedim ki eğer bu böyleyse kullanıcı başarılı giriş yapmıştır. Kullanıcı bilgileri doğru. Result eşittir true. Else kısmını yapmaya gerek görmedik. Bunu değiştirmiştik değil mi? Çünkü zaten default'ta şurada result false'dur. Siz bunu true'ya çevirmediğiniz sürece false. Yani direkt gönderebilirsin. Böyle bir işlem. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Mesela self içindeki bütün field'ları bastırmak istedik. Sizin deminki örnekle yaptığınız gibi hani me diye bir fonksiyon tanımlamıştık. İsim ve soy isim bastırmıştık. Diyelim ki bizim bu self içinde birden fazla böyle 10 tane 15 tane field'ımız var. Bunu böyle yıldız params şeklinde bir şey yazıp tek seferde bastırabiliyor muyuz? Tek tek yazmamız mı lazım yoksa onların? Dışarıdan göndereceğim farklı field'lar var. Doğru mu? Init içinde tanımladıklarım. Yani onları mesela kullanıcıyla ilgili çeşitli özellikler var. Class'ı oluşturup oluşturmadığımı anlamak için bunu bastırmak istiyorum ekrana. Bastırmaktan ziyade sen parametreye tek bir parametre üstünden birden fazla parametre gönderebilmek istiyorsun. Doğru mu anladım? Hayır, aslında daha önce mesela yazmıştık ya bir yani, bak şurada mesela 3-6 tane parametre var. Sen bunları tek bir parametre olarak gönderebilir miyim diyorsun. Evet, hepsi zaten self'e bağlı olduğu için Aha. Acaba self üzerinden hepsini birden bastırabilir miyim onu merak ettim.
Öyle değil. Şuradan parametreyi gönderebilirsin. Params, yani varied parameters ya da kwargs ile. Fakat içeride onun içindeki nesnelere erişip bunları ataman gerekiyor. Ayrı ayrı. Yani parametreyi varied şekilde gönderirsin ama onun içindekileri şurada parçalara ayırman lazım. Teknik olarak yapabilirsin yani. Ki farklı uygulamalarda yaptığımda oluyor bazen. Yani aslında ben init dışından bahsetmiştim. Init içinde bu şekilde ilerliyor ama diyelim ki ben bir tane şey tanımladım. Kullanıcının bilgisini getir dedim. Get member info şeklinde. Init içinde de member'la ilgili bilgileri tutmuştum. Bu member info içinde mesela self nokta yıldız gibi bir şey yazarak hepsini almaya çalışmıştım ama çalışmadı tabii. Yaptığın tekniğe göre değişebilir. Normalde onu nesne olarak yapacağın için bu çalışır. Yani söylediği şey çalışır. Anladım hocam. Biraz inceleyeyim, araştırayım o zaman biraz daha ben onu. Uygulama tekniği biraz hatalı olmuş olabilir. Çünkü bunlar zaten birer field. Veri tipi herhangi bir şey olabilir. Senin kullandığın şey de ya normal işte bildiğimiz params ya da kwargs. Yani bir veri tipi var. Dictionary vesaire herhangi bir onlardan bir tanesi. Sen bunları kullanabilirsin. Tamam hocam, teşekkür ederim. En sonunda şurada is login yaptık. Login'i örneklemek için. Login bize true ya da false dönüyordu. Onu da burada çalıştırdık. Giriş başarılı ya da başarısız olarak bize döndü. Bunu da geçtim. Ve şurada bir tane daha örneğimiz vardı. Burada ekstra pek bir şey yok zaten. Şu ana kadar yaptığımız şeyler. Geçiyorum. Quiz app. Bunu tekrar incelemeyeceğim. Bunun üzerine bayağı durduk. Ya da inceleyelim mi? Kodları incelediğinizi düşünüyorum. Bunu anlattığımda epey bir detaylandırdım çünkü onu. Bir arkadaş şunu soruyor. Gayet doğru bir soru. Onun cevabını hemen bir örnekle göstereyim. Size link atacağım şimdi. Buna access providers diyoruz. Deniz. Linki gönderiyorum. Bunu incelersiniz. Public private protected modifiers. Bunun nasıl olduğunu anlatıyor. Aslında ilk karakterle alakalı bir şey. Field'ın ilk karakterinin büyük, küçük olması mesela Go'da bir public private erişim belirleyicisi olarak değerlendirilirken burada underscore, alt tire, bir tane alt tire ve iki tane alt tire olarak kullanılıyor. Bu linki incelersin. Protected biraz daha detaylı bir konu. O biraz daha OOP mimarisiyle alakalı. Ama okuduğunda anlayacaksın onu. Diğer arkadaşların da herkese tavsiye ederim bunu. İncelesinler. Hatta müsait olan birisi Telegram grubuna atarsa onu. Herkes oradan inceler. Şimdi buraya geçiyorum. Demo quiz olayını. Onu incelemiştik. Inheritance'a gelelim mi? Mola verelim mi şimdi? Tamam. Bir 7 dakika mola. Ondan sonra görüşürüz.